Bugün bilgiden çok zekaya ve mantığa dayalı bir video ile karşınızdayım. Bazı sorularda bir bilmeceyi çözmeniz, bazı sorularda da suçluyu bulmanız gerekiyor. İçinizdeki dahiyi göstermeye hazır mısınız? Senin gibi bir dahinin kanalımıza abone olması bizi çok mutlu edecek. Sana ihtiyacımız var. Lütfen abone olur musun? Cinayet mi, intihar mı? Adamın biri 4 katlı bir binanın altında ölü olarak bulunuyor. Polis gelip olay yeri incelemesi yaptığında olayın muhtemelen bir intihar olduğunu düşünüyor. Sonra inceleme için bir dedektif geliyor. Binanın olay yerine bakan katlarına tek tek çıkıyor. Birinci kata çıkıyor, her şey normal. Pencereyi açıp dışarı bakıyor. Her kata çıkıp aynı şeyi yaptıktan sonra aşağı iniyor ve polise bunun bir intihar değil, cinayet olduğunu söylüyor. Peki buna sizce nasıl karar verdi? Bir fikriniz var mı? Biraz düşünmeniz için size zaman verelim. Süreniz doldu. Bu adam intihar etmedi ve bu bir cinayet çünkü cesedin olduğu yere bakan pencerelerin hepsi kapalıydı. Adam camdan atlamış olsaydı pencere açık kalırdı ama dedektif katlara çıktığında pencerelerin kapalı olduğunu fark etmişti. Bu olayın bir cinayet olduğunu bildiyseniz sizin de içinizde bir dedektif yatıyor demektir. Yorumlarda bunu bizimle paylaşın. Katil kim? Şehrin en işlek parklarından birinde bir adam ölü olarak bulunuyor. Polis soruşturmayı yürüttükten sonra elinde 4 tane şüphelik alıyor. Erhan, Tülay, Gürkan ve Songül. Polis her birini tek tek sorguya alıyor. Her biri suçu kendisinin işlemediğini polise anlatıyor. Polis olay yerinde bulduğu H, Y, Ş, M, C, Ö yazılı şifreyi çözmeye çalışıyor ve en sonunda bunu başarıp suçluyu tutukluyor. Sizce katil kim? Süreniz başladı. Katilin kim olduğunu 10 saniye içinde bulursanız dahi bir dedektifsiniz. 5 saniyede bulursanız bu konuda gerçekten sizin üstünüze yok. Bakalım kimler doğru cevap verdi. Katil Gürkan. Katilin geride bıraktığı kod ise katilin isminin her harfinin alfabede kendinden sonra gelen ikinci harfle kodlanmış şekli. Örneğin G'nin karşılığı H, Ü'nün karşılığı Y şeklinde. Adı ne? Eylül'ün annesinin 3 çocuğu var. Birinci çocuğun adı Nisan, ikinci çocuğun adı Mayıs. Peki bu durumda üçüncü çocuğun adını bulabilir misiniz? Çoğu insan bu soruya Haziran diye cevap veriyor ama maalesef doğru cevap bu değil. Şimdi bir kez daha düşünün. Bulamadıysanız cevap Eylül. Sorunun en başında Eylül'ün annesinin 3 çocuğu var demiştim. Soruyu bir kez daha dinleyin isterseniz. Maraton. Bir koşu yarışmasında olduğunuzu düşünün. Bu yarışma sırasında ikinciyi geçerseniz kaçıncı olursunuz? Birçok kişi bu soruya birinci diye cevap veriyor ama cevap 2. Yani ikinci olursunuz. İkinciyi geçtiğinize göre yarıştaki ilk durumunuz üçüncülük. İkinciyi geçtiğinizde ikincilik pozisyonuna yerleşiyorsunuz. Birinci olmak için ise birinciyi geçmelisiniz. Bu bilmecelerden kaç tanesini bildiniz? Yorumlarda sonuçlarınızı yazıp herkese içinizdeki dedektif ruhunu göstermeyi unutmayın. 4'te 4 yapanlara ayrıca tebrikler. Hoşça kalın. Birbirinden ilginç videolar için lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın.